Yönetim analiz ekranı ne işe yarar? Yönetim analiz ekranı, firmanın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli rapor ve analizlerin hazırlanmasını sağlamaktadır. Yana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama menüsüne gelerek yönetimi yazmamız durumunda yönetim analiz ekranını görüntüleriz. İlgili ekranda birçok bilgiye tek elden ulaşılabileceği gibi detaylı filtrelendirmeler ile analiz ve raporlar görüntülenebilir. Farklı analiz ve raporlar oluşturulabilir. Aynı zamanda analiz ve raporlarımızı grafik olarak inceleyebiliriz. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise inceleyeceğimiz firmadan giriş sağlamamız gerekmektedir. Firmamıza ait birden fazla dönem bulunuyor ise ilgili dönemi dönem alanından seçmemiz gerekmektedir. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise şube alanından inceleme yapmak istediğimiz şubeyi seçebileceğimiz gibi hepsini seçeneği ile tanımlı tüm şubelerde de inceleme gerçekleştirebiliriz. İşlemlerimizde üst işlem kullanıyor isek ilgili üst işlem türünü seçmemiz gerekmektedir. Başlangıç alanından raporla inceleme sağlayacağımız tarih aralıklarını belirleyebiliriz. Kenardaki seçenekten bugüne özel bir inceleme veya yarın, bu hafta, bu ay ve bu yıl olacak şekilde incelemeler sağlayabiliriz. Yönetim analiz ekranının geneline bakacak olursak, ekranımızın üst kısmında nakit akış grafiği bulunmaktadır. Alt kısmında ise nakit akış detay bilgileri bulunmaktadır. Grafiği gün, hafta, ay olarak inceleme sağlayabiliriz. Ödemeleri, tahsilat ve bakiyeleri görüntüleyebiliriz. Nakit akış detay kısmında mevcutlar altında nakiti, cari borçlarımızı, alacaklarımızı, kredi kartı, müşteri borcu, kendi borcumuzu, taksitlerde kendi taksitimizi, müşteri taksitini, çek senetlerde kendi çek senedimizi ve müşteri çek senedini, siparişlerde alınan verilen siparişleri, banka kredileri alanında da ödenecek kredileri görüntüleyebilmekteyiz. Mevcutların geneline ait toplamlar ise en sağ tarafta bulunmaktadır. Yukarıdaki panelden alış satış sekmesini görüntülediğimizde firmamızın satış ve alış faturalarını görüntüleyebiliriz. Grafikte sadece satışlar görüntülenirken iadeler alanından işaretleme sağlayarak satışlarımızdan iadelerin düşülmesini ve ardından grafiğin gelmesini sağlayabiliriz. İrsaliyeler sekmesini görüntülediğimizde satış ve alışlara bağlı olan irsaliyeleri görüntüleyebiliriz. İadeler alanında işaretleme sağladığımızda yine aynı şekilde satışlardan iadeler düşülerek ilgili grafik karşımıza gelecektir. Siparişler sekmesini görüntülediğimizde alınan ve verilen siparişleri görüntüleyebiliriz. Teklifler sekmesine geldiğimizde alınan ve verilen teklifleri görüntüleyebiliriz. Firmaya ait alınan ve verilen teklif olmadığı için toplam bilgileri sıfır gelmektedir. Nakit durumu sekmesine geldiğimizde kasa ve banka alanlarından ilgili incelemeyi gerçekleştirebiliriz. Kasa alanında kasamızda bulunan farklı döviz türündeki para birimlerine göre de bakiye bilgilerimiz gelecektir. Banka alanında kredi hesapları göster seçeneği ile de kredi hesaplarının da gözükmesini sağlayabiliriz. Vadeli işlemler sekmesine geldiğimizde banka kredilerini, senetlere, çek ve kredi kartı, taksit, cariye göre inceleme gerçekleştirebileceğimiz sekmeler bulunmaktadır. İlk olarak cari işlemleri inceleyecek olursak, carilere ait borç alacak grafiği gelecektir. Faturalanmamış irsaliyelerin de dahil olmasını istiyorsak grafiğimize ilgili alanda işaretleme sağlamamız gerekecektir. Grafik şekli gösterim tipi olarak tipi seçmemiz durumunda tüm cari borç alacaklarını görüntülerken grup kodu seçmemiz durumunda cari kart detay ekranında bağlı bulunan gruplara göre inceleme sağlayabiliriz. Taksit sekmesine geldiğimizde firmamıza ait müşteri ve kendi taksitimizi görüntüleyebiliriz. Kredi kartı sekmesine geldiğimizde firmamıza ait müşteri ve kendi kredi kartı taksitlerimizi görüntüleyebiliriz. Grafik sekmesinin yanında bulunan detay sekmesiyle ilgili taksitlerin hangi ayda ne kadar tutarda olduğunu liste ekranında incelemede sağlayabiliriz. Çek sekmesine geldiğimizde firmamızın müşterisine ve kendisine ait çeklerinin bulunduğu grafikleri inceleme sağlayabiliriz. Kenardaki seçeneklerden incelemek istediğimiz çek durumlarında işaretleme sağlayarak grafik üzerinde bulunmasını sağlayabiliriz. Hepsini seçeneği ile de tüm çek işlem türlerinde inceleme sağlayabiliriz.
Senet sekmesine geldiğimizde, firmamızın kendisine ve müşterisine ait senetlerini görüntüleriz. Kenarda bulunan seçeneklerden inceleme yapmak istediğimiz senet durumlarını seçebiliriz veya hepsini seç seçeneği ile tüm senet durumlarında bulunan kayıtlarda inceleme sağlayabiliriz. Banka kredi sekmesini görüntülediğimizde, banka kredilerine ait grafiği görüntüleriz. Detay alanına gelerek, banka kredilerini liste olarak da görüntüleyebiliriz. Giderler kar zarar sekmesine geldiğimizde, inceleyecek olduğumuz grafiğe gruplama olarak grup kodu, özel kod ve hizmet kodu olarak inceleme sağlayabiliriz. Gösterim olarak tutar bazlı veya miktar bazlı inceleme sağlayabiliriz. Grafik limiti alanından vereceğimiz değerde inceleme sağlayabiliriz. Maliyet seçeneklerinden 1'den 10'a kadar fiyat incelemesi yapabileceğimiz gibi son alış, son giriş, son satış, son çıkış, maliyet, satış maliyeti, LIFO, FIFO bazlı maliyet incelemeleri gerçekleştirebiliriz. Grafiğin sağ tarafında bulunan açıklama listesinden tutar bazlı inceleme sağlayabileceğimiz gibi yüzde bazlı da inceleme sağlayabiliriz. Parametreler sekmesini görüntülediğimizde incelemiş olduğumuz grafiklerdeki parametreleri düzenleyebiliriz. Seçmiş olduğumuz döneme, şubeye, üst işlem türüne, başlangıç tarihlerine istinaden incelemek istediğimiz çek senet durumlarının alt kırılımlarını inceleyerek satırdan klavyemizde boşluk tuşu ile işaretlemeler sağlayabiliriz. Herhangi bir cari grubuna özel inceleme sağlamak istiyorsak ilgili alandan F1 ile liste ekranını görüntüleyerek seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. Kasa özel kodu bulunuyor ise, banka özel kodu bulunuyor ise veya hizmet grup kodu bulunuyor ise ilgili alanlardan liste ekranını görüntüleyerek grup kodlarında seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. İnceleyecek olduğumuz grafiklerde kar zarar tablosunda üretim giriş toplamlarının da gösterilmesini istiyorsak ilgili alandan işaretleme sağlayarak tazele dememiz durumunda grafiklerimiz üzerinde inceleme sağlayabiliriz. Bulunan grafikleri yazdır seçeneği ile yazdırabilir, dosya gönder seçeneği ile farklı formatlarda grafiğin dışarıya alınmasını sağlayabiliriz.